Şimdi Türkiye, evet Hüseyin Bağcı hocama katılıyorum söylediklerini hepsine. Türkiye coğrafi konumu itibariyle dev olan bir ülke. Coğrafi konum. Tarihsel olarak. Hangi iktidar olursa olsun. Ancak Hüseyin Bağcı hocamın altını çizdiği bir konu var, o önemli. Ama Türkiye jeopolitik açıdan gücünü bu coğrafi dev olan coğrafi konumuyla doğru, doğru, orantılı olarak kullanıyor mu sorusu iktidarlara göre değişti. Ne demek jeopolitik? Bir ülkenin kendi coğrafyasını dünya politikasında kullanma sanatına biz jeopolitik diyoruz. O zaman Türkiye'nin coğrafi konumu dev ama jeopolitik gücü iktidarlara göre değişiyor. Türkiye geçmişte yani 2005'lerden önceki bütün sağ sol merkezi hangi iktidar gelirse gelsin Genellikle dış politikada böyle bir dengeyi tutmuştur. Yani coğrafi konumuyla jeopolitik gücü arasında bir denge oluşmuştur. Dolayısıyla bir diplomatlık sistemi, bir dışişleri bakanlığı, bir kurumsal hafıza, bir arşiv, o arşivi bilenlerin göreve getirilmesi. Örnek veriyorum, 12 adayla ilgili tarihi sürecin hepsini bilen, hangi dosyada, nerede hangi evrağın dosyalandığını bilen insanların o göreve getirilmesi bu okurumsal hafızayı sağladı. Bunun tabii geçmişte örnekleri var. Ancak 2007'lerden sonra özellikle 2005'lerden sonra Türkiye şöyle bir duruma geldi. Ben bölgenin lideriyim, bölgesel gücüm. O halde biraz da tabii siyasi İslam ya da ihvan rengi atmosferinin verdiği bir anlayışla bu kez gücünün ötesinde, gücünün ötesinde bazı adımlar attı stratejik derinlik dedi buna bir baktı ki stratejik derinlik gerçekten 7-8 yıl sonra stratejik bozguna dönüştü ya bu ben hamaset söylemiyorum abartmıyorum ya yani. Evet stratejik derinlik stratejik bozguna dönüştü bir baktınız ki Suriye'de bilmem nerede namaz kılacağız Tamam kılabilirsiniz öyle bir hedefiniz olabilir Değil, hedef koyabilirsiniz ben orada namaz kıl güzel de Hedef mantıklı, tutarlı ve ele geçirilebilir olmalı. Yani hedefte hayalperestlik, ihtiraslık olmaz. İhtiraz. Ne oldu? İki tane dünyanın en büyük beka sorunuyla, tarihin en büyük beka sorunuyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın en fazla sığınmacısı göçmenini barındırdı. Bir de Fırat'ın doğusunda ABD'nin terör örgütü olarak görmediği, desteklediği bir terör örgütü devletçi oluştu. Bundan daha büyük bir beka sorunu oldu. O zaman stratejik bozgundu. Sonra dedi ki efendim dedi bir sıfır sorun politikası izleyeceğiz dedi. çok güzel gerçekten. Sıfır sorun ideal bir şey. Zaten Büyük Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış politikasının esasları bu. Ama çok aktif bir politikadır yurtta barış, dünyada barış. Pasif değildir, içe çekilme değildir. Mesela Hatay'ı tek kurşun atmadan büyük bir diplomatik başarıyla Türk topraklarına katmadır yurtta barış, dünyada barış. Yani kimilerinin elinin tersiyle ettiği ya yurtta barış, dünyada barış İçine çekilir. Pasif bir politika dediği değil. O sıfır sorun politikası ideal. Güzel. Bir baktık ki bütün bölge ülkeleriyle sorunlu bir duruma geldik. Körfez ülkeleri, Suriye, Irak merkezi hükümeti ve diğerleri. Sonra sıfır sorun politikası olmadı. Devlet yetkilileri çıktı. Biz buna dedi, bu oluşan yalnızlığa değerli yalnızlık diyoruz. Kulağa çok hoş geliyor. Değerli yalnızlık. O da herhalde Sayın Hüseyin Bağcım bilir uluslararası ilişkilerde bilmiyorum literatüre yeni bir katkı değil mi sayın hocam? Evet, evet <laughs> sayın İbrahim Kalın'ın Evet, sayın yani İbrahim bu literatüre uluslararası evet. <laughs> uluslararası ilişkiler şeyine <laughs> sistemine yeni bir katkı sağladı. Katkı güzel. Kulağa da hoş geliyor. Değerli yalnızız. Ne güzel. Ama değerli yalnızdan hiç de değerli olmadığı, çok değersiz ve Yalnızlık çok iyi bir oldu. şey değilmiş yani. Hiç değil ve çok maliyetli olduğu ortaya çıktı. Ama Türkiye bir hata yaptı. 10-15 yılda ortaya çıkan bu değişik adımların büyük maliyetini, gerçekten büyük maliyetini bazı yerlerde yıkıma neden olan zararlarını hesaplamıyor Türkiye. Hiç hesaplamıyor. Çünkü stratejik gitmiyor. Hesaplamıyor. Mesela S-400 kararı alıyorsunuz. Bir taraf diyor ki iyi ki aldık sanki Rusya'ya biz satmışız S-400'ü. <laughs> ya biz satmadık ki Rusya'ya S-400. Biz oradan aldık. Veya Patriot hava savunma, hava savunma sistemi alacaksınız. Sanki biz ABD'ye satmış gibi bir, bir sevinç var bazı yer. Ya tam bağımsızlık demek ne ABD'nin ne Çin'in ne de Rusya'nın stratejik silah sistemine muhtaç olmak demek değildir. Buna ama aldınız S400'ü tamam. Tam bağımsız bir ülke almaz mı? Alır. Demek ki devlet ne yapmış? Karar alma sürecinde risk analizi yapmış. Ben öyle değerlendiririm. Risk alma analizi yapmış. Risk analizi sonucunda hesaplı risk, kabul edilebilir risk. S-400 almış 2,5 milyar dolar. ama kullanması lazım bunu. E kullanmıyor. Niye kullanmıyorsun? E ABD istemiyor. E, peki risk analizi yaptınız mı? Bilmiyoruz. Eğer yapılsaydı kullanılması gerekirdi. Risk analizi yapılsaydı ABD'nin ABD'den ısrarla F-16 savaş uçağı istemeyecek ülke. F-35'leri tekrar geri verin, anlaşma yapalım demeyecek. Neden? Çünkü devlet öyle çalışır. Risk analizi. Domates patates almıyoruz ki biz çarşından. Stratejik bir sistem alıyoruz. Yani böyle örnekleri çoğaltmak mümkün. Sonuçta Şimdi Türkiye diyor ki Avrupa Birliği'nde de oluruz. Şangay İşbirliği Örgütü'nde oluruz. Şimdi bakın 5000 yıllık, yıllık yazılı da da oluruz, savaş tarihi. BRICS'te de oluruz. veya BRICS'te de yeriz, NATO'da yeriz. Birisi ekonomik, birisi savunma ama örnek veriyor. Şimdi bakın 5000 yıllık yazılı bir savaş tarihimiz var. Bir strateji tarihimiz var. Strateji. Stratejide kural şudur. Bir devlet, bir şirket, bir organizasyon ya da bir komutan bütün cephelerde Kuvvetli olamaz. Mutlaka kuvvetin büyük bir bölümünü bir cepheye yoğunlaştıracak. Diğer bölümlerde az kuvvetle herhangi bir şey kaybetmeyecek şekilde ama kuvvetin yoğunluğu bir yerde. Çünkü Şimdi o bir ben yerdeki hem gücü Birliğinde... kullanacaksın her yerde. O Alman, anlamda O zaman her yerde evet. kuvvetli olamazsınız. Tabii. Yenilirsiniz, zayıf evet. olursunuz. Cepheleriniz hmm. çöker. Hmm. Yani bu büyük Atatürk mesela büyük taarruz hmm. 3-4 gün önce kutladık. Hmm. Afyon'un güneyini büyük kuvvetleri yığdı. Kuzey tarafı Eskişehir'i çok az kuvvetle savundu. Riskli bir plandı ama kabul edebilir riskliydi. Hesaplanabilir riskli. Bilinçli, şuurlu. Şimdi burada hem orada hem orada. Peki şimdi söylüyorum o zaman. Hemen kitabın ortasından konuşalım. Türkiye F-16 savaş uçaklarına ihtiyacı yoksa. Çok açık söylüyorum. F-35 savaş uçaklarına hiç ihtiyacı yoksa. Türkiye'nin ABD'nin veya Batı'dan aldığı bazı silah sistemleriyle ilgili idame ettirmesi için yedek parça bakım gibi sistemlere ihtiyacı kalmamışsa varsayıyorum ben. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticari ekonomik açıdan bu ticareti ekonomi devam ettirme zorunluluğu yoksa başka bir yerde arıyorsa ve artık NATO'da da NATO'dan da herhangi bir beklentisi yoksa Türkiye BRICS'e yönelebilir, Şanga İşbirliği Örgütü'ne yönelebilir. Bu devletin kararı. Ama devlet buna karar verirken S-400 gibi olursa, bu kez S-400'ün e, neden olduğu maliyetin bu karar, bu kararın ben Hüseyin Bağcı Hocam'a katılıyorum, BRICS'in ben e, üye olabileceğini hiç düşünmüyorum, değerlendirmiyorum. Neden? Çünkü NATO üyesi bir ülke F-16 savaşçağı istiyor. Efendim ekonomik açıdan sıkıntılı olmaz. Ama sanıyorum iç kamuoyuna bir de dış kamuoyunda özellikle Avrupa Birliği ile ABD'ye bazı mesajlar vererek kartı ileri sürüyor. Beni göz ardı etmeyin Türkiye olarak. Benim istediğim bazı de verin. Rusya da bundan yararlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı da şunu demek istiyor Batı'ya. Bak NATO üyesi olan bir ülke BRICS üyelik başvurusunda bulundu. Rusya'nın büyüklüğünü görün gibi böyle bir algı yönetimi var. Ben BRICS resmi üye başvurusunun yapılacağını hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. ama niye şey Ankara'dan yalanlama gelmiyor? Eğer bunu yapsaydı... Ha hani niye yalanlama gelmiyor? Şunu, Böyle bir başvurumuz yoktur şundan, diye. Şundan yalanlamayı... Bir algı yönetimiyle... Mesela Avrupa Birliği ile bir adım atılmak isteniyor şu anda. Bir de şunu söyleyeyim Senem Hanım. Ben ben demiyorum tabi. Belki normal bir sonuçtur. Yani dünyanın en fazla göçmenle sığınmacısına ev sahipliği yapan bir ülkenin mevcut şartlarda herhangi bir Batı ittifakında herhangi birinde üye olması mümkün değil.